Herkese selam, ben Dilay ve tekrar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi bugün uzun zamandır yaptığımdan farklı bir video yapacağım. Bugün tekrardan denemeli alışveriş videosu yapacağım. Çünkü aylardır alışveriş yapmıyordum. Bunun sebebini de açıklayacağım. Ve daha kanalımı daha böyle tıpa yönelik bir hale çevirmeye çalışıyordum. Ama arada da böyle tatlı şeyler gerekli diye düşündüm. Öyle, şimdi denemeli bir alışveriş videosu yapacağız. Ben alışverişimi yaptım. Şimdi deneyeceğim. Alışverişimin işte birkaç parçasını zaten hani önceki videolarımda kullandım. Ama son bir ayda aldım bunları. Son bir aydaki alışverişim. Hem böyle toplu bir alışveriş yapmadığım için parça parça. O parçaları toparlamak için. Hem de bugün özellikle 3 parça yeni bir şey aldım. Onları göstermek için. Diğer aldığım parçalarla beraber işte bir video yapacak kadar oldu. Öyle. Şimdi öncelikle bugünden bahsedeyim. Bugün ben İstinye Park'a gittim. İstinye Park'ta da işte tüm mağazaları dolaştım neredeyse. Ve almam gereken 2 ruj vardı. Ama benim kullandığım ruj kalkmış. Kullanılmıyor artık. O yüzden başka bir ruj aldım. Öyle. Şimdi o zaman neden bir süredir alışveriş yapmıyordum, neden alışveriş azalttım tarzında bir açıklama yapayım. Çok merak ediliyordu, bir basın açıklaması, bir balkon konuşması niteliğinde. Şöyle, ben yaklaşık 2020 yılından beri böyle ilk böyle karantinada Shein'in patladığı zamanda Shein'den alışveriş yapmıştım. Ve ondan sonra Shein'i araştırdığımda aslında pek benim fikrimle paralel gitmeyen bir marka olduğunu fark ettim ve Shein'den alışveriş yapmayı bıraktım. Ve uzun zamandır böyle sustainable ürün, işte işçi haklarına dikkat eden markalara alışveriş yapmaya dikkat ediyordum. İşte böyle fast fashion'dan uzak durmaya çalışıyordum elimden geldiği kadar. Ama biliyorsunuz ki zaten önceki videolarımda görünüyor. Ben çok alışveriş yapıyordum önceden. Hani ihtiyacım olmayan şeyleri de böyle illa bir gün giyerim tarzında alıyordum. Gelip görelim ki bunu bıraktım artık. Bıraktım artık ve bırakmaya çalışıyorum halen. Öyle. Şimdi gelelim. Ne yapıyorum? Şu anda ne yapıyorum? Alışverişi azalttım. Azaltmaya çalışıyorum. 6 aydır neredeyse doğru düzgün hiçbir parça ürün almamıştım. 2. Zaten hani makyaj malzemelerinde elimden geldiği kadar dikkat ediyorum, işte veganlığa, kaltfriyle. Elimden geldiği kadar illaki öyle olan ürünü kullanıyorumdur. Hani vegan olmayan, kaltfri olmayan ürünü illaki kullanıyorumdur. Ama elimden geldiği kadar dikkat etmeye çalışıyorum. Öyle. 3. Sustainable ürün kullanmaya çalışıyorum. 4. İşçi politikalarında sıkıntı olmayan markalardan alışveriş yapmaya çalışıyorum. Sustainable ürünlerde dikkat ediyorum. İşte %30'dan yukarı pamuk olan ürünler bana göre uygun. İşte 30 ile 50 arası, 50 yukarısı zaten mükemmel. %100 pamuk olan şey de zaten tabii ki de okey. Evet. Bunlara dikkat ediyorum. Şimdi bu videoda gösteremeyeceğim 2 parça ürün, bir takım var işte. 2 parça ürün var. Kirli de çünkü. Ama yani onu yapmasam da diğer parçalar kirli de olacaktı. O yüzden öyle dikkat etmeye çalışıyorum. İşte pamuk oranı yüksek olanlar, işte polyester olmayan ürünleri tercih etmeye çalışıyorum. Boyner zaten, Boyner, ek olarak Boyner'i söylemek istiyorum. Boyner gerçekten hani bu işçilere, işte ürün malzemesine falan dikkat ediyor. Ve için bünyesinde o tür dikkat eden markaları bulunduruyor. Öyle, ben bunlara dikkat etmeye başladım. Dikkat edeceğim. Bu şekilde. Şimdi başlayalım o zaman. Öncelikle bugün aldıklarımdan başlamak istiyorum ilk. Geliyorum. Bugün ben bir dediğim gibi Kodan ruj aldım. Bir de Stradivarius'tan 2 tane etek aldım. Bu arada Intertex ürünlerdeki Join Life etiketli ürünler sustainable ve çevreyi, doğayı destekleyen ürünler. Ben de Intertex'ten ürün alacağım zaman o tür etiketli ürünlerden almaya çalışıyorum. Zaten hani bu tür şeylerin, bu hani herhangi bir markanın vizyonu ve misyonuna, artı ürün içeriğine de bakarsanız, hani ürünün hangi maddelerden oluştuğuna da bakarsanız, bu konu bağlamında gerekli şeyleri görebilirsiniz. Hani ihtiyacınız olan bilgilere erişebilirsiniz. Ben yetkili biri değilim bu konu hakkında ama kendim bu tür şeyleri uyguluyorum. Bunu doğru buluyorum. Elimden geldiği kadar da etik ve doğruya ilerlemeye çalışıyorum. Bunu baştan söyleyeyim. Şey gibi oldu. Bitcoin hakkında konuşup, ondan sonra şey demek gibi oldu. Yatırım tavsiyesi değildir. Evet, yatırım tavsiyesi değildir. Önceki koruyucudan başlayayım. Ben Chestnut
istiyordum hep. Ondan sonra gittim işte dedim hani bu tür bir ruj varmış, chestnut, ben bundan istiyorum. Bu ruju da çok beğendim o diye bir tane aldım reyondan, ruj gösterdim. Dedi ki oradaki kişi, dedi ki o zaten chestnut. Yani gözüm kapalı bile chestnut'ı bulmuş oldum. Şimdi beraber açacağız. Ve nasıl durduğunu göstereceğim şimdi. Aslında ben böyle çift taraflı bir ruj almaya gitmiştim. Hani bir tarafı ruj, diğer tarafı gloss tarzı, sabitleyici tarzı olandan almaya gitmiştim. Ama maalesef benim kullandığım renk kalmamıştı. Bu biraz kahverengi, alt tonlu bir ruj. Böyle. Şimdi de dudağıma nasıl durduğunu göstereceğim. Böyle doğal bir bitiş verdi. Zaten ruj değil galiba, gloss. Başından beri ruj deyip duruyorum. Ama gloss ve hani çok tatlı bir renk oldu bence. Yani günlük bir renk. Yani böyle aşırı simli değil, aşırı cafcaflı değil, kırmızı değil. Ay, kırmızı değil. Şimdi bir de elimde nasıl durduğunu göstereceğim. Görünüyor mu? Böyle, bu şekilde. Ben çok beğendim. Yani cidden hani hem uzun zamandır istiyordum. Bir de Instagram'da sürekli karşıma çıkıyordu. O yüzden öyle. Şimdi elimi sileyim. Ve eteklerimi göstereyim. Eteklerime aşık oldum. Ulusal etkinliklerde giyeceğim. Aslında halk sağlığı kampında giymek için kıyafet almaya gitmiştim. Daha doğrusu yani onun için kıyafet arıyordum genel olarak. İşte tren yoldan vesaire. Ama yine turuncu bir şey bulamadım maalesef. Umarım bu hafta işi çıkarsam bulabilirim. Umarım. Öyle. Hazırsan alalım. Şimdi bile çok güzel. Yani gitmiş hali bile çok güzel. Bu iki etek de indirimdeydi bu arada. Yoksa hani bir etek fiyatına iki tane etek almış oldum. İkisi de midi ve yırtmaçlı. Triko ve Join Life etiketi bulunuyor. Şimdi deneyeceğim zaten bunları. Önce göstereyim. Şunu etiketi içeri koyabilirsem. Şöyle bir etek. Ben çok beğendim. Bunlar small beden bu arada. Normalde medium giyiyorum. Hatta Bershka'da yani Inditex'te normalde medium giyiyorum. Bazen Bershka'da large bile giyebiliyorum. O yüzden şu anda small almak çok garip hissettirdi. Yani diğeri de bu. Şunu şöyle koyayım. Diğeri de bu mor eteğim. Bu da yine yırtmaçlı. Yine triko ve yine Join Life etiketi bulunuyor. Böyle. Şimdi bunları deneyeceğim. Ama önce diğer ürünlerimi de göstermek istiyorum. Bunlar bugün aldıklarımdı. Şimdi işte bir hafta önce, iki hafta önce, üç hafta önce aldıklarımı göstereceğim. Bu son bir ayda yaptığım bir alışveriş. Öyle. Şimdi diğer aldıklarımı gösteriyorum. Telefon kaplarına geldik. Ben 3 tane telefon kabı aldım. Telefon değiştirdi zaten, gerek oldu. 3 tane aldım. Şimdi onları göstereceğim. Bu arada bu 3 tane kabın 3'ü de ShopTK'den aldım ben, Trendyol'dan. Biri böyle mavi dinozorlu silikon bir kap. Çok tatlı bence. Ben telefonum mavi olduğu için aldım. Ve bu ikisi absorber diye geçiyor. Yani darbeye koruyucu. Böyle biri böyle dudak motifli, şeffaf üzerinde baskı. Diğeri de böyle gülen yüz motifli. Bunları bayağı kullandım. Son 3 haftadır 3'ünü dönüşümlü kullanıyorum ve bence gayet güzel ve çok güzel. Çok beğeniyorum. Çok beğenerek aldım. Fiyatları da uygundu bence. O yüzden iyiydi ama şu an zam gelmiş olabilir malum şartlar. O yüzden ben alırken gayet uygun fiyattaydı. Bunu 55'e aldım herhalde. Bu ikisini 65'er liraya aldım hatırlıyorum. Evet, şimdi diğer gloss. Ben bayağı gloss aldım son bir ay içerisinde. Yani 4 tanemine gloss aldım. Evet, şimdi onları göstereceğim. Dudağımı sileyim bu arada. Çünkü onları denemem gerekecek. Denerken silerim artık öyle. Çok pembiş pembiş nevresim de görünüyor. Evet, şimdi ders çalışırken annem kargomun geldiğini söyledi ve şimdi Sephora'dan aldığım glossları deneyeceğiz. Hani açacağız. Denerken de videosunu çekeceğim muhtemelen. Şimdi önce açalım. Evet. Bu üçü de Sephora'nın glossu. Bu arada bu ışıkta nedense üçü de aynı renk gibi görünüyor. Ama biri kahverengi, biri simli, diğeri de pembe. Tamam, pembe. Bu pembe oldu, belli oluyor.
Evet, bu üç de indirimdeydi yine keza. %20 mi? Ben bunları 140'ar liraya aldım herhalde her birini. Üçünü 140 değil. Her birini 140'ar liraya aldığımı hatırlıyorum. O zaman %30 indirim vardı herhalde, yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi önce bunu deneyeceğim. Bunun numarası kaçmış? Fly 120 bu. Fly Ghost olan. Bu sadece sim. Ya sadece sim değil de genel olarak sim. Bunu şey yapıyorum. Bir rujun üstüne falan sürüyorum genelde. Şimdi önce dudağımın yarısına süreyim bari. Bunu da anlaşılsın. Bu böyle. Bunda sevmediğim şey yoğun bir tat var. Ve tadını sevmedim. Onun dışında gayet güzel, kullanışlı bir ruj. Bayağı da pigmentli. Bayağı pigmentli gördüğünüz gibi. Yani cidden bayağı pigmentli. Evet, şimdi bunu siliyorum. Ötekilere geçiyorum. Evet, şu an dudağımda hiçbir şey yok. Diğerini göstereceğim. Bu benim favorim. Ben bunu cidden çok beğendim. Çünkü böyle taupe'a benziyor. Yani taupe'a benzediği için çok sevdim. Zaten taupe aşığıyım ben. MAC'in yani en sevdiğim ruju. Bir çili, bir taupe yılıyorum yani. O yüzden bu vinil. Bunun adı ne? Invictable Brown bu da. Evet, şimdi bunu sürelim. Bunu direkt süreceğim. Rengini anlayacaksınız zaten. Hani böyle bir sim falan yok. Varsa da bilmiyorum. Yani parlak. Simli değil de parlak. Böyle kızıl bir kahvesi var. Yani sürümü bayağı kolay vurucularım, fark ettiğiniz üzere böyle. Aslında bunun böyle kırmızısı falan da alınabilir. Çünkü cidden çok güzel ve kalıcı. Güzel yani, ben bayağı memnun kaldım bunlardan. Şimdi sonuncusuna geçiyorum. Bu favorim, dediğim gibi buna aşık oldum yani. Çünkü taupe'a bayağı benziyor ve uygun, bayağı fiyatı uygun bence. O yüzden Sephora'nın rujları şu sıralar favorilerimden. Evet, şimdi sonuncusuna geldik. Tabii bayağı ruj kalmış olabilir dudağımda çünkü çok denedim. Yani bu dördüncü ruj. Bu Bizi 100 numara. Bu da Gloss. Bunda da sim yok. Bu sadece böyle şey parlak. Sim yok herhalde. Yani sim yok. Bu daha pembemsi bir renk. Ben çok pembe ruj sürmem ama bunu denemek istedim yani nasıl olacağını. O yüzden şimdi 100 defa sürdüm belki ama deniyoruz yine. Bunun dediğim gibi aşırı bir pembeliği var bence. Cidden bayağı pembe. Yani perdemle bayağı matching oldu. Ve bunun da tadı çok kötü. Yani vinilin tadı çok güzeldi şey. Kahverengi olanın bunun da tadı çok kötü. Ya benim için rujda cidden tat ve koku çok önemli. Çünkü hani ister istemez yiyorum onu. Ve önemli yani bence. Bunu da sevdim ama cidden. Hani böyle böyle soft giydiğim bir renk, soft renk giydiğim bir gün cidden çok güzel olur makyajıma, böyle soft bir makyaj yaparsan cidden çok güzel olur. Siyah eyeliner, açık renk kıyafet ve buruş. Mükemmel yani. Kafası atar ve gerekeni yapar. Bugün öyle bir TikTok koyacağım TikTok'a. Kiko şeyimle. Kafası atar ve gerekeni yapar diye. Ama benim kafam hep atık o yüzden. Burujları çıkartırken gördüğünüz gibi bir meydan muharebesi veriyorum. Ve cidden bayağı kalıcılar. Evet, makyaj alışverişim bu şekildeydi. Şimdi eteklerimi deneyeceğim ve artı ben ayakkabı da aldım. Nike erkek çocuk reyonundan. Çok uygundu yani, 950 liraya aldım ben ayakkabıyı ve 950 liraya bir ayakkabı bu devirde çok zor. O yüzden onu giydim bugün ve videosunu çektim. En son ekleyeceğim onu da. 36, 35 buçuk, yok 36 numara aldım herhalde ve güzeldi gayet, baya yakıştı, baya renkleri çok beğendim. Zaten maviyi çok severim, mavi de ayakkabı da Air Force'a benziyor. Çocuk reyonundan, erkek çocukmuş. Ben de dedim hani bu neden bu kadar ucuz dedim, meğerse erkek çocuk reyonundanmış. Öyle, şimdi eteklerimi deneyeceğim, geliyorum.
bu şekilde çoraplarım. Birinci etek bu şekilde, bu mor olan etek. Zaten lacivert olan orada. Bu etek bence çok güzel. Ben cidden bayağı beğendim çünkü böyle yırtmaç çok seviyorum. Bir de yırtmaca cidden çok güzel bir yerde tam böyle güzel. Yani yüksek bel bir etek zaten. Çok güzel bence. Ben çok 100 defa çok güzel dedim. 100 çok güzel sayıcı 1500 bilmem kaç. Öyle ben bayağı severek aldım. Bunu bir de fiyatı da uygundu. Yani bu iki eteği bir eteğin normal fiyatına aldım. Stüdyo aldım dediğim gibi. Mor, tatlı, böyle uyumlu, cırtlak olmayan bir etek. Diğeri de böyle bir etek. Bu sefer bunun yırtmacı yanda. Ben bunu çok çok beğendim. Rengi bir kere mavi lacivert. Bayağı sevdim bunu. Bunun da kumaşı da yine triko. Ve yine bu da Join Life etiketli. Bu üstündeki de yeni bu arada. Bunu da Cosvirdos'tan aldım. Bu indirimde değil de bunu bayağıdır istiyordum. Bu sivitin adı Kislok. Ve bayağıdır istiyordum bunu. 430 liraya aldım herhalde. Bu indirimde değildi ve ama bunu çok istiyordum. O yüzden paraya kıydım ve aldım. Ve Cosvirdos beni pişman etmedi yani. Kumaşı çok güzeldi ve %100 pamuktu bu. Kumaşı çok güzel, çok rahat böyle. Rahat bir oversize sivit. Bu böyle bir sivit bir tane daha almak istiyorum Cosvirdos'tan. Ama ona maalesef zam geldi. Öyle. Bu etek de bu şekilde. Ve bunu bayağı hoşuma gitti. Buna aşık oldum yani. Moru da çok sevdim. Bunu da çok sevdim. Ve cidden ben bayağı kullanışlı, günlük hayatta da giyilebilecek türden etekler olduklarını düşünüyorum. Bu da bu sivitim. Bir sivitim daha var. O da Türk mis sivitim. Türk misik sivitim. Onu da giyeceğim şimdi. Ama o da lacivert. Ve bu da lacivert. Yani şimdi öyle göstereceğim. Bu da dediğim gibi Türk misik sivitim. Şöyle. Ben bunu yaklaşık 1,5 yıldır almaya çalışıyorum. Yeni alabildim. Çünkü mavisi ve bedeni asla olmuyordu. Sonunda oldu ve alabildim. Bunun sırtında güzel bir şey yazıyor. Onu göstereceğim. Sırtında bir tıp öğrencisinden daha fazlası yazıyor. O baya iyi. O baya güzel. Şimdi de videonun sonuna ben ayakkabımı ekleyeceğim. Ve videoyu kapatacağım. O yüzden ayakkabımı eklemeden önce ayakkabımı buraya eklerim ve devam edeceğim. Bu alışverişim bu şekildeydi. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Merak ettiğiniz bir şey varsa aşağıya sorabilirsiniz. Böyle bu şekilde.